bu şehidin kölgesi niye bu kadar bunlara ağır geliyor? Hiç evlat acısı hayatında yaşayan yok ki, düşen bilmez başka, bilmiyorlar. Sizin vicdanınıza yavrum, bunu Allah kabul eder mi? Evlat acısı nedir? 20 yaşındaki bir genç, vatan için canını verdiler bunlar. 137 şehit Erzincan'da var. Bu mu yapılır bunlara? Bu şehitlerimizin isimleri niye bu insanlarımıza ağır geliyor? Bu vatanı için, devleti için, vatanı için hep kibar etmiş kendini. 137 şehit ailemiz var burada. Bununla mı böyle şekil karşılayacağız? Devletimizde Allah razı olsun. Bunlar 4. 5. seferdir onlar yapıyorlar. Bunlar kırıyorlar. Böyle bir adalet var mı bu dünyada ya? Büyüklerimin, cumhurbaşkanım olsun, valim olsun, hepsini Allah'a ağır yapıyor. Bunlar 5. seferdir bu vaziyetle karşılaşıyoruz. Bayımız daha bir iki bin birden beş Mart'ta gömüldü, bir daha gömdüler bizi. Bunlar 5. seferdir. Bunlar 5. seferde bizi gömdüler. Abonun bu şehidin kölgesi niye bunlara ağır geliyor ya? Eşini gördüm. Kendisini muhtar görmedim. Ben burada biliyorum. O günün komutanlarla geldik ya, fotoğraf çekek bir daha parçalamışlar. Gelin gidelim ablam benim. Her parkta takılmış. Şehitlerimiz 137 şehit var. Öğretmenlerimiz. Abi, bizim orada Cumhuriyet Mahallesi'nde de aynı şekil. İnsanlar gidip kurar mı ya bunu? Büyükler mesela çocuklar cahilse bunu yapar mıysa, Allah korkusu yok mu bunlardan yani? Ben de zaten kendim hep kalp hastasıyım. Rahatsızım, 70 yaşındaki insan düşenin herkesin evladı var. Evlat acısının olduğunu düşünmek gerekir, şey yapmak gerekir. Bunu ne Allah kabul eder, ne kul kabul eder, ne devlet kabul eder. Senin o ismine kurban olurum. Keşke ölseydim de bu vaziyeti bir daha görmeseydim. Allah şehidim olsun ki.